Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için yıllardır bu sektörde hizmet vermekte olan, tadını, damak lezzetini hiçbir yerde bulamayacağınız Cabbar Usta'nın konuğu oldu. Kaburgacı Cabbar Usta yanımızda. Başarılı ustalarımızdan Sinan Kara Örs Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Sinan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz 1958'den beri bu işi yapıyoruz. Cabbar Usta babam, onun önce dedem var, Mehmet Ağa. 58'den beri şu şekilde, gördüğünüz gibi, bu şekilde kaburga yapıyoruz. Kaburgayı kemiklerinden sıyırıp, kendi sırtıyla beraber güzel bir kıvama getiriyoruz. Kendi yağı, kendi eti. Gördüğünüz gibi salatalar taze taze yapılır. Bizde müşteriyi görmeden salata yapılmaz. Hani kışın taze sarımsak kullanırız. Hani Adana'da çoğu kebapçı kullanmaz bu sarımsağı. Biz kullanırız. Çünkü niye? Kışın mı kullanıyorsunuz sarımsağı? Çünkü hani sarımsak 9 ay var, 3 ay yok. Yazın bulunmaz. Sarımsak öyle bir şey ki ne? Hani ete ayrıyetten bir salataya çok ayrı bir tat verir. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Efendim yıllardır vazgeçilmez bir damak lezzeti oluşturmuşsunuz Adanalılara. Bunu neye borçlusunuz? Dededen babaya, babadan sizlere geçmiş olan bir ustalık. Aynen. Allah razı olsun işte. Bize bir altın yüzük bıraktılar. Biz de onun devamını sürdürüyoruz. İnşallah bizden sonra bizim çocuklarımız, onun çocukları inşallah devam ettirir. Çünkü işte bura birinci şubemiz, bura merkez. Yakın zamanda ikinci şubemizi açıyoruz Özal'da. Oraya da bekleriz inşallah. Efendim burası çok sirkülasyon var. Günlük ne kadar bir ziyaretçiniz gelmekte? Gün günü değişiyor. Yeni geldiği zaman günde 1000 tane, 2000 tane hani şiş satıyorum. Geri geliyor 5000 tane şiş satıyorum. O belli olmuyor. O müşterinin gelip gitmesine bağlı. Biz bir de ayrıyetten hani sanayideyiz ama biz sanayi ortamı değil. Bizim müşterimiz genellikle dışarıdan geliyor. İstanbul, İzmir, Ankara bu şekilde yerlerden geliyor. Biz bir de hani sabah saat 7.30 gibi açıyoruz, akşam 5'te kapatıyoruz. Hani bizim farkımız şu, nasıl diyelim, biz etimizi bitirdikten sonra bir daha et almıyoruz. Niye? 12 rızkımız yeter bize.